Ben 80 ihtilalinin 5 gün önce gözaltına alındım. İşkence gördüm. Sonra darbe oldu. Gözaltı sürem uzatıldı. Yaklaşık 4,5 ay, 5 ay Asistik Yönetim Mahkeme cezaevinde kaldım. Gözaltında ve cezaevinde kaldım. Siyasi mecra barışçı bir mecraydı. Biz silahla, şiddetle ilişkimiz yoktu. Dolayısıyla bizim ülkücüler, o dönem ülkücülere biz faşist derdik. Onlar da bize komünist derdi. Komünistler Moskova'ya derlerdi vesaire. Ama genel olarak bizim şiddete dayalı bir çatışmamız eğer alanlarımız şeyse, karışmıyorsa olmazdı. 12 Eylül'den önce işte gözaltına alındığımda o 11 Eylül günü işte duvarlara yazı yazdığım için gözaltına alınmıştım. Kars'taydım ve Kars'ta küçük bir yer. Bir de öğrenci olarak popüler bir öğrenciydim. O yüzden Kars'taki herkes benim aman bir an önce çıkmamı istiyordu, çocuk diyorlardı falan. Herkes uğraşmış ve Erzurum Sıkı Yönetim Savcılığı Kars'a talimat yazmış. 11 Eylül günü öğleden sonra ben Kars Savcılığına çıkıp serbest bırakılacağım. Çünkü iddia edilen suç duvarlara yazı yazmak, başka bir şey değil. Yani hem trajik hem komik olay. İşte bana bunu 11 Eylül sabahı, 1980 11 Eylül sabahı Kars'ta bir polis vardı orada, benimle ilgileniyordu. Geldi dedi ki işte ata dedi, bana ata derlerdi, halen de derler. Nüfusta ata kaydım yok ama çocukluğumdan beri ailem ve Karslar beni ata diyebilir. Ata dedi, öğleden sonra seni savcılığa çıkaracaklar, serbest bırakacaksın, gözün aydın dedi. Öğle üzeri ben savcılığa çıkacak ekibin başındaki adam geldi. Ya dedi ki bizim arabanın benzini bitmiş, yarın savcılığa çıkacaksın dedi. Tamam dedim, neyse bir gece daha kalırız. Ama ertesi gün darbe oldu. Benim gözaltı sürem 55 güne çıktı. Bir kere bu kavganın arkasında çok ciddi operasyonların olduğunu ben onu söyledim. Yani çünkü o kavgada öldürülen sağcı ya da solcu gençler, her ikisi de sosyoekonomik profil olarak baktığımız zaman birbirlerine çok benziyorlardı. Yani bir sınıfsal mücadele çatışması yoktu orada. Aksine aynı dinamiklerden beslenen, büyük ihtimalle geldikleri bölgede sağa ya da sola savrulmuş olan gençler vardı. Yani öyle gençler vardı ki orada, eğer solun hakim olduğu bir bölgeye gitseydi solcu olacaktı. Ama sağın hakim olduğu bir bölgeye gittiği için sağcı olabiliyordu. Yani dolayısıyla bu mücadelenin ben çok iyi hazırlanmış, nefret söyleminin çok iyi oluşturulduğu bir başka unsurlara hizmet eden bir çatışma olduğunu her zaman söylemişimdir. 80 darbesine kadar ülkücülerle solcular çatışıyordu. Ülkücüler de solcular da birbirlerini sevmiyordu açıkçası. Yani birisi işte ülkücü türkücü diye dalga geçilirdi. Kurtçular falan diye dalga geçilirdi. Ötekiler de komünistler Moskova'ya diye dalga geçerlerdi. Çünkü birbiriyle çatışılıyordu. Bu iki grup birbiriyle çatışıyordu. Ama ne gördük sonra biz? 80'den sonra anlaşıldı ki o 80 darbesinin cezaevleri politikası, karıştır barıştır denilen, ülkücülerle komünistleri aynı koğuşlarda yatırıp işte güya barıştırma şeyi politikasında gördük ki işler öyle değilmiş. Sabahleyin solcunun eline verilen silah aynı seri numaralı silah, öğleden sonra ya da ertesi gün ülkücünün elinde çıkıyormuş meğerse. Erdal Eren'i konuşuyoruz. Yani doğru, 17 yaşında yaşı büyütülerek idam ediliyor. Bunu kim kabul edilebilir? Biz hepimiz bunun doğru olmadığını söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Ama aynı şekilde o işkencelerde, işkence sırasında hayatını kaybeden, gözaltında hayatını kaybeden ve öldü, kendini astı diye babasına teslim edilen Bekir Bal, ülkücü bir can, o da 17 yaşındaydı. Ve tabii biz bir de şöyle bir hataya düşmüştük 70'li yıllarda. Biz sol örgütlerin Sovyetler tarafından desteklendiğini, sağ örgütlerin de Amerika tarafından sol söylüyordu ama biz onu da hiç kale almıyorduk. Böyle bir şey yok diyorduk. 80 askeri darbesinden sonra yapılan araştırmalar, sağlıklı bir akıl ve gözlemle geriye baktığımız zaman Türkiye'deki sol örgütleri de Sovyetler değil CIA kontrol ediyordu. Milliyetçi camiye olarak ya da Türkiye'deki milliyetçiler, aynı şekilde dindarlar da yani sola karşı solu topyekün yok sayan
ya da yok olmasını isteyen bir yaklaşım içerisinde değiller, olamazlar da. Ancak biraz önce söylediğimiz sınırlar çerçevesinde, yani milletin değerleriyle çatıştığı noktaya kadar herkes bu konuda hoşgörülüdür. Orada herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.